Her ailede sıkıntılar, problemler olur. İnsanlar birbirini kırar. Ama önemli olan gönül almasını bilmektir. Şimdi birinci maddemiz ne? Birinci maddemiz şu. Onun şikayet ettiği şeyi yapmayı bırakın. Neler var biliyor musunuz? İnadına yapıyor. Ya eski sevgilisi var. Adama diyor ki ya bak ben diyor rahatsız oluyorum. Buna niye mesaj atıyorsun? Attım işte, attım işte, yine atacağım işte. Göreceksin sen. Böyle bir geri zekalıca durum olur mu ya? Sen eşini boşuna niye delirtiyorsun? Onun sana olan sevgisini ve saygısını kaybedersin. Bir konuda benim şikayetim varsa, rahatsızlığım varsa bu şikayet ve rahatsızlığımla ilgili senin hassasiyetin olması lazım. 2. Konuşmak ve iletişim kurmak için elverişli bir ortam oluşturun. Hemen anında iletişim kurmaya geçmeyin. Öfkelendiğiniz, şimdi çocukların bağırdığı, çağırdığı, gürültülü bir ortam. Yani sakin, konuşabileceğiniz, her şeyi çok rahat birbirinize güzelce ifade edebileceğiniz, sizin rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortama gidin ve o ortamda içinizde ne varsa, yüreğinizde ne geçiyorsa onu paylaşın. 3. Birbirinizi bu kez yargılamadan dinleyeceğinize söz verin. Bakın en büyük problem işte ben bir şikayetimi, bir rahatsızlığımı dile getiriyorum. O da ama sen de öyle yaptın, ama sen de böyle yaptın. Sen zaten hep böyle yapıyorsun gibi ifadelerle beni dinlememesi, sadece kendini anlatmaya çalışması iletişimdeki çözümsüzlüğün en büyük nedenlerinden birisi. Onun için güzelce yargılamadan dinleme. Hatta empati yapıp neden böyle düşünüyor, neden böyle davranıyor, gerçekten benim de hatalarım neler diye de onu dinlerken mutlaka gözden geçirmek lazım. Kırdınız, üzüldünüz. Bu sefer onu kazanmak için nazik tavırlar ve davranışlar sergilemeniz lazım. Ne yapabilirsin mesela? Gidersin, bir konuda yardımcı olursun. O bir şeyler yapıyorken sen onun yanında destekçi olursun. Gözlerinle, bakışlarınla pişman olduğunu ve onu sevdiğini hissettirirsin. İlla sözlerle değil, bazı şeyler gözlerle de anlatılır. Onu sevdiğini ve değer verdiğini, kırdığın için halinden, tavrından senin pişmanlığını, üzüntü içinde olduğunu anlamalı. Aynı zamanda pişmanlığını hissediyorsa eğer seni affetmesi daha kolay olur. 5. İş çıkışı giderken küçük bir hediye ile de gidebilirsin. Yani pişman olmuşsun. Güzel bir hediye ile eve gelip kusura bakma hayatım, kalbini kırdım. Çok üzgünüm. Gerçekten böyle bir şey yapmak istemiyorum. Elimden geldiğince yapmamaya çalışacağım, hiç yapmayacağım gibi o hediyeyi de pekiştirecek şekilde sözlerle kırılan kalbi tamir etme adına böyle bir hareket güzel olur. 6. Seni seviyorum. Bak müthiş sihirli bir sözcük. Ona hayatım ben seni çok seviyorum. Yaptığım bu şeyden dolayı çok pişmanım, üzgünüm. Seni seviyorum, seni asla kırmak istemiyorum. Ama aniden işte oldu bu. Kaçmak yerine üstüne giderek, sevdiğimizi ifade ederek iletişimimizi bunun üzerinde yürütürsek eğer kırdığımız kalbi az da olsa tamir etme şansımız var. 7. Ona sarılın ve öpmeyi ihmal etmeyin. Bak özellikle sarılmak, dokunmak, öpmek ilişkileri acayip derecede geliştirdiğine dair araştırmalar var. Mesela Michigan Üniversitesi'nde 5000 aile üzerinde yapılan bir çalışma var. El ele tutuşan, birbirine sarılan, birbirini kucaklayan çiftler birbiriyle ilgili olumsuz şey düşünemiyorlar ya. Onun için sarılmanın gücünü, öpmenin gücünü, böyle sihirli bir gücü mutlaka ilişkinizde düzenli olarak kullanmanız lazım. Hatalar olur, kalpler kırılır ama bu 7 maddeyi kullanmayı öğrendikten sonra kırılan kalpler düzelir. Ama hiç kırılmasa daha iyi. Kırılan testi yapıştırıldığı zaman ne kadar düzelirse, sık sık kalpler kırılıyorsa da o yapıştırılan testi belli bir süre sonra ifle olmaz. Bunu da unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. İzleyin, izlettirin.